Selamun aleyküm kıymetli izleyenler. Akit TV ekranlarına hoş geldiniz. Pazar akşamı saatler 20.45'i gösterdiğinde Üstad Abdurrahman Dilipak'la gündemin öne çıkan sıcak başlıklarını değerlendirdiğimiz Derin Gerçekler'de bu akşam kapısında bir ömür tükettiğimiz Avrupa Birliği üzerinden Haçlı ve Hilal'in bitmeyen kavgasını konuşacağız. Biz Anadolu insanı olarak Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya vesaire ülkelere işçi olarak gönderildiğimizde sokaklarını süpürürken, domuz çiftliklerinde çok affedersiniz çalıştırılırken hiçbir sorun yoktu. Ama ne zaman ki Türkiye ayakların üzerine durmaya başladı, dünya siyasi masasında artık bir figür olmaktansa özne olmaya dönüş yaptı. Türkiye, Türkler ve Müslümanlar Avrupa Birliği için istenmeyen adamlar olmaya başladı. İslamofobi her geçen gün artıyor. Avrupa Birliği kendi içerisinde çatlamaya başladı. İngiltere'den sonra Fransa ve İtalya'da bununla alakalı söylemler öne çıktı. Bu akşam Üstad Abdurrahman Dilipak'a Avrupa'nın derin gerçeğini soracağız. Huntington'dan Europe algısına kadar, Fukuyama tezlerine kadar aslında Avrupa, yani Haçlı Hilal'den ne istiyor onu sorgulamaya çalışacağız. Derin Gerçekler başlıyor efendim. Ne diyor? Şu terbiyesize bak ya. Yaptırım uygularız diyor. Türkiye'yi yaptırım ve ekonomik ambargoyla tehdit eden Avrupa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert çıkışı sonrası çark etti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bir araya geldikleri toplantıda Türkiye ile üyelik müzakereleri devam etmeli kararı çıktı. Haç Hilal önünde neden diz çöktü? Türkiye'ye elleri neden mahkum? Avrupa Birliği ülkelerine çarpıcı bir bakış. Birazdan. Evet üstadım, hayırlı akşamlar, hoş hayırlı geldiniz. Hayırlı akşamlar. Stüdyomuza Akit TV'ye yeni Akit yazarımız, 40 yıllık fikir dünyasında emeği olan kitaplarıyla, yazılarıyla, konferanslarıyla bizim camiada özellikle birçok gencin üzerinde hakkınız var. Estağfurullah. Bunlardan biri olarak ben de bu programı ifa etmeye çalışıyorum karşınızda yıllar sonra. Estağfurullah. Üstadım, şimdi ben 4 gündür buralarda yoktum. Çarşamba günü sabah itibariyle yola çıktım. Cumartesi dün akşam bu saatlerde Türkiye'ye indim. Kudüs Şerif'teydim. Mescid-i Aksa'ya gittik. Eriha'yı gezdik. Beytullahim'e gittik. El Halil'e gittik. Batı Şeria bölgesindeydik. Yakın gündeki gelişmeleri çok ciddi manada takip edemedim ben. Ne oldu Türkiye'de ben yokken? Her şey yanında duruyor. Bildiğimiz gibi her gün yeni sürpriz tartışmalar. Tabii Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında gündem bayağı hareketleniyor. Çünkü hem yurt dışından kendi verdiği mesajlar hem de Türkiye'de iç politikada önemli gelişmeler oluyor. Bu arada tabii dolar rakamları biraz can sıkıcı. Yani pazartesi günü piyasaların nasıl tepki vereceğini, hükümetin nasıl bir adım atacağını göreceğiz. Böyle bir... Dolara bir parantez açalım mı? Bu Amerika'daki seçimler merkezli daha mı? Şimdi Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi söz konusu. Bu da dünyada genel olarak doların fiyatında bir miktar artışa sebep olabilir. Ama Türkiye'deki artış bu Fed'in alacağı kararla açıklanacak bir artış değil. Bunun Türkiye'de bir işte daha önce Fitch'in filan bu reyting kuruluşlarının ekonomik gidişata ilişkin rapor düzenleyen örgütler Türkiye'de işlerin kötüye gittiği imajını oluşturmak için bir takım çalışmalar, lobiler çalışmalar yapıyor, öyle anlaşılıyor. Bu da piyasaları boğmak için, kriz üretmek için bir saldırı aslında. Yani FETÖ operasyonunun iktisadi ayağında iç piyasayı manipüle etmek için bir saldırıya benziyor. Çok kısa sürede çok ciddi bir artış sağlandı. Hatta onların niyetlerinin 4.7 seviyesine falan çıkartmak gibi, ama öyle zannediyorum ki yarından itibaren bu konuda biraz daha itidalli. Ay sonunda da zaten Fed'in açıklamasından sonra dengeler yeniden kurulabilir.
Hükümet yani bu tabii gayretleri görüyor ama bunu sükunetle karşılama taraftarı. Bir borsa problemimiz vardı. Bir de bugün tabii Kartal'da yapılan mitingde CHP-HDP yani AK Parti karşıtları, hükümet karşıtları güç birliği yapıyorlar. Yine çocuk evliliklerine ilişkin bir yasal düzenleme çerçevesinde tartışma gündemin asli yapısının dışında bir tartışma devam ediyor. Herkes bu tartışmaya bir ucundan dahil oluyor. Yani kimin ne dediği de çok doğrusu anlaşılmıyor. Hatta yani bir takım magazin medyasına malzeme olan kişiler bile fikir beyanı, iffet timsali haline geldiler. Herkes namustan, şereften bahsediyor. İlginç bir süreç yaşıyoruz. Tabii Elbap civarında çatışmalar devam ediyor. Dışarıda, içeride bugün çok ciddi bir PKK'ya karşı operasyon yapıldı. Çok önde gelen 6 ismin de bu sırada ölü olarak ele geçirildiğine ilişkin haberler var. Ben de pek Ankara'da değildim. Bu hafta Bursa'da 4 ayrı konuşmam vardı benim. Biri üniversitede, biri sağlık sende, birisi bir belediyenin düzenlediği etkinlikti, birisi bir başka derneğin düzenlediği bir sohbet toplantısıydı. Ben de sen eve gittin, geliyorsun. Ben doğrudan kanala geldim. Yani bir yere de gitmedim. Buradayım şimdi. Evet. Siz hani Kudüs üzerinden ifade etmem gerekirse orada şu an beklenti karşılıklı büyükelçilerin atanması itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ı Kudüs, Gazze yani bekliyor ve bunu söylüyorlar. Hı hı. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın bununla alakalı vermiş olduğu bir söz var. Sözünü tutacaklarını biliyor Filistinliler. Hı hı. Ama bunun çok hızlı olmasını talep ediyorlar. Tamam. Ne kadar erken o kadar iyi diyorlar. Şimdi siz özetlerken bu meşhur tartışma yani 18 yaş altındaki bu bayanlar üzerinden çocuk evliliği üzerinden bir manipülasyona tabi tutulmuş. Hı hı. Bununla alakalı dramı göz ardı ederek hakikaten mal bulmuş mağribi mantığıyla bunu saldırıyorlar. Ben şeyi okudum, imza altına alınmış o teklifi de okudum ama teklif böyle çok net anlaşılır değil. Bunu fırsata çevirmişler. Yani burada biraz bunu hazırlayanların da daha dikkatli olması gerektiğini şahsen tabii düşünüyorum. Yani bir de fırsat vermemek lazım bu tür şeylere. Hatta da muhalefetin görevi bu konularda doğru çözümü göstermektir. Yani kriz üretmek değil, yanlışın üzerine tüy dikmek değil varsa bir ama yanlış. Ama fırsat soruyorlar bazıları ama zaten yani, ne yaparsa yapsın AK Partisi, önümüzdeki süreçte AK Parti'yi köşeye sıkıştırmak, küçük düşürmek için ellerinden geleni, içeridekiler ve dışarıdakiler, paralel yapı, PKK, CHP yani bütün muhalefet unsurları, daha doğrusu Gezi bileşenlerin hepsi, DHKPC'si falan deklare edilmemiş bir koalisyon var iktidara karşı. Topyekun saldırıyorlar. Yani bu 28 Şubat'ta Hürriyet'in meşhur manşeti var. Topyekun. Savaş. Hı-hı. Bu da bir topyekun saldırı. Yani mesela dünyada şu anda çok ciddi Pizzagate tartışması var. Bu tartışmayı yapanlar dünyadaki bu Pizzagate tartışmasına çok da sıcak bir katkı sağlamıyorlar. Pizzagate'den çok daha önemli Fiona Barrett'in Avustralya'daki bir kampı, yani bu cinsel sapkınlıklar kampı ki burada çocukları her türlü istismarın yapılmasının ötesinde onların öldürülüp kanının içilmesi ne kadar varan sapık ayinlerin gerçekleştiği ve bunlar arasında birçok dünyanın tanıdığı meşhur politikacıların, sanatçıların ya da işte toplumsal aktörlerin olduğuna dair haberler çıkıyor. Yani Türkiye'de bu mesela bir gazetemizde manşet olmuştu, Kemal Özer'in makalesi var de vardı. Yine bazı gazetelerde filan bazı küçük haberler çıktı ama Türkiye gündemine mesela bu kadar eğer istismara karşı samimi karşıysanız dünyadaki gerçekleri de görmeniz gerekir. Yani Fiona
Evet, Fiona. Yani ben Google'dan aratmak isteyen olursa Barrett. Fiona Barrett. Şimdi üstadım şöyle yapalım. Şu pizzacı meselesine gelelim. İsterseniz oradan Fiona'ya gidelim. Şimdi pizza gate meselesi var. Arkadaşlar, tabii o Amerikan iç politikasına iç çok politikasında... ciddi bir şey. Çünkü orada Clinton'ın da adı geçiyor. Hı-hı. Bir pizzacının üzerinde dönüp dolan merkezinde Comet Ping Pong Pizza Hı-hı. adlı bir pizza restoranının bulunması sebebiyle Pizzagate adı verilen bir skandalla bu pedofili ağı Amerika'da oluşturulan bir ağdan. Hı-hı. Yani ben hemen Avustralya'ya dönmemin sebebi dünyanın değişik ülkelerinde bu tür ağlar var. Ve bu ağların hepsinde bir üst ağı Avustralya'da bir kamp. Yani bunların bir araya geldi. Artık uluslararası network'ü var. Evet. Bu derin web denilen yapı üzerinde örgütler, yani uyuşturucu, beyaz kadın ticareti ya da pedofili grupları ciddi bir haberleşme yapıyorlar. Bu da böyle Baylok'la falan açıklanacak bir şey değil. Çünkü çok daha derin, bu derin deep web dedikleri derin web üzerinde IP'si olmayan, daha önce de sözünü ettiğimiz Banana Pi gibi, Raspberry Pi gibi erişim araçları kullanarak sanal IP'ler üzerinden giriş yapıyorlar ki tespit edilemeyen silah ticareti de yapılıyor şu anda burada. Ve bu vesileyle ben bugünlerde ısrarla onu da yazıyorum. Yani kendi National Database dediğimiz Milli Bilgi Bankamızı ve intranetimizi oluşturmadan, yani ben sizinle şuradan haberleşirken ta Amerika'nın üzerinden haberleşerek siber güvenliği sağlamak mümkün değil. Ve bu yıllardır konuşuyoruz ama bir türlü bunu kim engelliyor onu da bilmiyorum. Herkes biliyor. Herkesle konuştum çünkü anlatmaya çalıştım. Türkiye bir an önce kendi hem security'sini, kendi yazılımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Hem arama motorumuzu, kendi veri tabanı, hem de National Database dediğimiz Milli Bilgi Bankası'nın bir an önce gerçekleştirmesi ve gerekiyor. Yüksek güvenilirlik alanda kurulması. Üstüne yani atom bunu çok ama yani süper bilgisayar olması gerekiyor. Süper bilgisayarı şehir enerjisinden enerji alarak ve yüzeyde bunu yapacak olursanız yarın Yani bizim de internet kablolarımız Yunanistan'da denizin altından geçerken de Yunanistan'ın onlara attıkları oltalarla bizim veri tabanımızdan geçen bilgileri kopyalaması üzerine ne tartışmalar olmuştu geçmişte. Düne göre çok iyiyiz bu internet güvenliği açısından ama daha yolun başındayız üstadım. Çok şeyler yapılması lazım ama bu pizza gate önemli. Bu pizza gate meselesi doğrudan kıymetli izleyenler. Evet. Şimdi pizza gate adında yani pizza skandal adında bir kavram ismi altında bir olay gelişti. Bu Amerika'daki seçimleri de aslında etkilemişti. Bu FBI araştırmalar yaptı. Bu araştırmaları takip eden FBI görevlilerden bazıları ölü bulundu. Bazıları evini yaktı, karısını öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı. Çok ilginç karışıklıklara sebebiyet verdi ve bu Clinton'un seçimleri kaybetmesinin etkenlerinden olarak söylendi. Nedir Pizzagate? Bir pizzacı, Amerika'da ünlü bir pizzacı, Comet Ping Pong adında bu pizzacının organizasyonlarıyla yaşı küçük kız çocukları ve erkek çocuklarına yönelik sapıkların, pedofillerin bu çocukları ücret karşılığında sattıkları tespit edildi. Maillerinin takip edilmesiyle birlikte Hillary Clinton'ın danışmanlarından birinin maillerini takip edilirken bu ve ortaya mail skandalı olarak başladı. Barack Obama, Bill Clinton, George Soros, herkes. Bu isimler, üstadın söylediği isimlerle alakalı çok ciddi ünlü isimler var. Arkadaşlar o pizzacının kapı görüntüsünün resmi var. Orayı bir onu verelim bir. Onun üzerinden üstada soracağım şimdi. Bakın üstadım. Şimdi bu Comet'in yani o pizzacının girişinin kapı girişinin bakın amblemlerine dikkat edelim. Çok ilginç. Şeytanın. Ay yıldızı kullanıyorlar. Evet. Tabii bu şeytan ikonası özellikle kabalistlerin kullandığı pentagram var altta. Tabii pentagram yani o tapınma. Yine ay yıldız bunlar gizli işte şuur altına hitap eden bir takım imajlar. Şeytan imajıyla ay yıldızı. Hemen burada şunu belirtelim.
Mesela Protestanlığın en öncü isimlerinden biri Luther. Martin. Luther Türklerin şeytanın çocukları olduğunu ve Deccal'ın bunlar arasından çıkacağını kitaplarında yazar bu. İşte Hamsam Yefes'ten Yafası oğullarından birinin bu şeytanın çocuklarıyla evlendiği. Onlar çok garip inançları var. Mesela tek başına Hazreti Havva'dan söz etmiyorlar. Bir Lilith diye daha önce cennetten kovulan bir kadından derisinin rengi mor. Evet. O yeryüzünü işte bu cinsel sapkınlıkları provoke eden, çünkü o şeytanla evlenir. Hı hı. İşte Türklerle böyle bir bağ kurulur bunların. Bunların çocukları olduğundan. Şuur yani. Altında böyledir. Bugün de İslam'ı yani bu ay yıldızlarla aynı şekilde şeytanla ilişkilendiriyorlar. Ve bu tabii bizimle ilişkili göstermeye çalışırken öbür yandan Clinton'la ilişkili, Barack Obama'yla ilişkili hı hı. ya da George Soros'la ilişkili olabiliyor. Ve bu bugünün meselesi değil. 2014 tarihli e-posta ile bunun ortaya çıktığı anlaşılıyor. Ve birçok kişi aslında bu konuda bu süre içerisinde çok ciddi hesaplaşmalar, şantajlar, tehditler, cinayetler işlenmiş. Bu bugün patlıyor ama bugün ortaya çıkması bunun yeni olduğu anlamına da gelmiyor. Çok önceden beri dediğim gibi bunu ben bir de uzun yıllardır sorunca Avustralya'ya ben gittim. Avustralya'da da bunun uluslararası network'ü yani global network'ü oluşmuş. Bunun için turizmler yapılıyor. Yani bu olayda ortaya çıkan bilgiler ki mali yolsuzluklar da var. Mesela 65 bin dolarlık pizza bu işi yapana bir takım kaynaklar da aktarılıyor. Evet, bu satın aldıkları, çok affedersiniz izleyicilerimize özür diliyorum, satın aldıkları çocukların ödemeleri olarak pizza adı altında bakın, ücret havale ediyor. Olayı size yani utanç verici bir olay. Bu göçmen çocukları olsun, kaçırılan çocuklar olsun, terk edilen çocuklar olsun, Çin'den ya da Asya'dan bu çocuklar istenmeyen çocuklar toplanıyor. Bir süre besleniyor. Ondan sonra bu çocuklar küçük yaşta sürekli kovalanarak korku, panik içinde adrenalin salgılatıyorlar kanına. Hı hı. Ya da bunlara bazı zayıflatılmış mikroplar veriyorlar. Antikor gelişiyor bunların vücudunda. Evet, kanlarını içiyorlar. Ve böylece bunu ilaç olarak kullanıyorlar. Hı hı. Mesela sürekli tecavüz ederek genç kızlara bunların haz alma kanda o işte çikolatada da olan mutluluk hormonu salgılatıyor. Hı hı. Ve bu kanı içmek suretiyle hatta işte o kız hangi kan grubundan siz ona gidiyorsunuz. Hı hı. Sürekli onu tahrik edip siz de aynı şekilde onu kanı vücudunuza alıyorsunuz. Bu şekilde kendinizi daha zinde, genç, mutlu ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğunuza inanıyorsunuz. Hı hı. Ve bunu yaparken de bir şeytan ayini, tapınma ayini, bir tapınma ayini de yapıyorlar. Yani işin sadece cinsel istismar boyutu yok. Bu konuya bir girdikten sonra içinde alkol var, içinde uyuşturucu var, içinde kimyasal haz ve mutluluk. Yani artık çok büyük servetleri ve gücü yöneten insanlar çılgınca şeyler yaparak şeytanla buluşuyor. Şeytanlaşıyorlar bir bakıma ve cinsel istismar bunun sadece bir parçası. Yani Türkiye gibi bu anlamda en alt sıralarda olan bir ülkede de böyle CHP gibi bir parti namus şovu yapıyor. O da biraz garip. Evet, bu Fiona Barrett de işte tam burada evet. devreye giriyor. Bu kadıncağız o dediğiniz kamplarda küçük yaşlardan itibaren gazeteci evet bulunmuş, cinsel tacizlere uğramış, yaşadıklarını anlatan bir kadın. 2 yaşında istismara başlamışlar. İşte bunları değişik şekillerde evet kullanıyorlar. Hı. Ve sonra bu ismi Google'dan taratırlarsa görecekler. Orada mesela Cizvit, Katolik papazların da işin içinde olduğunu anlatıyor. Hipnozla robotlaştırılan çocuklardan söz ediliyor. School St. Bones sapıklar cemiyeti. Bunların farklı örgütleri de kuru kafa var. Evet, evet. Yani bunlar
öyle basit sıradan bir sapık topluluktan söz etmiyoruz. İşte bir yandan kainat imamını üreten zihniyet, öbür taraftan da bunu üretebiliyor. Öbür taraftan çok daha farklı yapılar bu Scientology tarikatlarını bir yandan üretiyorlar. Yani bir yandan sanat dünyasını manipüle ediyorlar. Şimdi ünlü bir şaman gelmiş Türkiye'ye. Evet, en son. Çok şükür. Bir de o eksikliği ona da ulaştı. Dışarıdan İtalya. Yani Atatürk'le falan mı görüştüm diyormuş vesaire. Evet, o nedir üstadım? Evet, evet. Yani bu bir şaman Afrika'dan geliyor. Bu ilginç bir kişi. Mesela en son ben Vatan Gazetesi'nde röportajını okudum. Sonra Google'dan bir arattım ki bizim bütün magazinlerle röportajlar yapmış. Türkiye'yi uyandırmak için geliyor. İsmi bir zenci bu. Tam ismi ne diyordu? Yeni öğrendiğim için. Evet evet. Biz de yayından önce kıymetli izleyenler bu konular üzerine böyle Şaman istişare Durek. Ederken yayından önce Şaman, işte, Şaman Durek. Durek. Ama arkadaşlar bu, da Google'a bir yazıp bir resmine bakarlarsa böyle Afro-Amerikan evet. Bir arkadaş herhalde öyle mi? Hindistanlı mı? Nereli? Afrikalı. Evet. Ben Türklerin kendi köklerinden gelen gücü ve duyguyu dışarı çıkartmak istiyorum. Herkese şifa verebilirim diyor. Bu dünyanın en tanınmış şifacı şamanı imiş. Yanlış yere geldi. Bizim var zaten kainat imamımız. Yani bu Türkiye gelişi ve mucizevi bir şekilde rüyasında Atatürk'ü görüyor. O şimdi sen Türkiye'ye gitmelisin diyor. Beyaz bir elbise içinde geliyor. O da bu nereden çıktı derken Türkiye nedir? Bir araştırıyor ki kendi kökleri de Türkiye ile ilgili. Kurgu bu. Sonra bir hafta sonra Türkiye'den birisi kendisini arıyor. Artık sen Türkiye'ye gelmelisin diyor. O da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de müthiş bir enerji buluyor. Türkiye insanlığın kurtuluşu için bir merkez olabilir. Ve artık bundan sonra tebliğini, o manevi gücünü burada bizlerle paylaşacak. Aramızda artık bir şaman da var. Yani bir yandan Atatürk var işin içinde. Bir yandan Türklük var. Bir yandan Afrika var. Mesela yeni bu çıkanlar... Bu mu? Evet. Dünyanın en ünlü şifacısı Şaman Durek Verret Türkiye'de. Henüz 5 yaşındayken Şaman Durek hayattaki yolunu biliyordu. Zaten doğmadan önce annesi de buna benim böyle işte insanlığı kurtaracak bir çocuğum doğacak diyor. Ve o çocuk da daha sonra kız kardeşinin de kendi annesinin de aslında bir Türk'le gizli ilişkisi olduğunu öğreniyor. Ve böylece kendinin Türk olduğunu, Türklerin de atası Atatürk olduğuna göre Atatürk'ün işte daha önce bir Necla Çarpan diye birisi vardı 60'lı yıllarda. O Yeni Nutku yazmıştı. Atatürk'ün ruhuyla onun ruhunu çağırıp konuşuyordu. Yeni Nutuk yazmıştı. Genelkurmay onu bütün birliklere hatta daha sonra okullara tavsiye ettiler Necla Çarpan'ın. Bu da yeni şimdi Atatürk'le konuştu geldi. Yeni bir din. Bakın içinde bu dini gazetelerle konuşmuyor. Gazetelerin daha birinci sayfalarında da çıkmıyor. Magazin basınında. Demek ki laik kesime, biraz milliyetçi sol kesime, din dışı daha çok kesimdeki insanlara yeni bir mistik peygamber gönderdiler. Yeni bir ikona geldi. Yani. Yani bu da manevi çünkü yeni bir tebliğci. Bu New Age Religion dedikleri yeni çağ dinlerinden yeni bir din. Bu da ithal. Budizmi de getirmişlerdi daha önce Türkiye'ye biliyorsunuz. Bakın Daesh'i Türkiye'ye ya da bölgeye kim getirdiyse bunları gönderenler de büyük ihtimaller onlardır. Yani Budizmi getirenler de Budizme hayran oldukları için değil. İnsanları agnostik hale getirmek istiyorlar. Atomize etmek istiyorlar. Ve mürit sonra bulur da, mu? Efendim? Mürit bulur mu burada? Bulur. Yani şeytana tapanlar bile mürit bulduktan sonra ve bizim magazin basınının yani ciddi gazetelerin magazin sayfalarında yani bu şekilde tanıtıldıktan sonra
Eminim şimdi, çünkü şifa veriyor dünya. Bakın tanıtımı böyle, dünyanın en önemli şifacısı Türkiye'de. Evet. Yani çocuğunu, eşini kaybetmek istemeyenler bu şifacıya koşacaklar ve onlar da yani kalkancının peşine takılanlar. Şey gelmişti Hindistan'dan, kimdi o, bir kadın geldi ayağını öptü. Maharashima. Evet. Evet. Ayağını evet, işte evet. 2000 dolar verdi herkes bir de. Tamam. Gittiler yoga yaptılar, ayak suyunu içtiler falan. Evet. Oh, arındılar. Yılda bir tane gelsin üstadım. Ne zararı var bunlardan? İyi işte geldiler, gelecekler. Yani Hindistan'da 10 milyonlarca insan ineğe tapıyor yani. Yani, yani tamam. FETÖ'ye de tapan olur, bu arkadaşa da tapan olur. Bir eksik, bir fazla evet. Allah şerlerinden emin eylesin. Yani mesela Sağlık Bakanlığı bu konuda, yani şifacı Metin geliyor, hiçbir açıklama muhtemelen yapmayacaktır. Onlar daha çok bizim... fitoterapicilerle evet. uğraşıyorlar. Evet, evet. İthal malı olunca bunlara dokunduğunuzda başkaları size ne oluyor der. Yani işte gazetelerde çok açık bir şekilde tanıtımı yapılıyor bunların. Evet. Ve yapılıyor. Adresi veriliyor. Yani şu evet. adreste insanlar insanlığı kurtaracak bu. İşin için Atatürk de var zaten. Nasıl dokunursunuz ki? Adam hani gece kondu kaçak katı çıkıyor tepesine ya Türk bayrağı koyuyor ya Atatürk büstü falan koyuyor. Evet. Dokunamazsın. Kimse dokunamaz. Bunlar da İstiklal Marşı okuyor. Bunlar da kutsal inek. Yani dokunamazsınız. Zamanlama evet. ilginç ama. Hani FETÖ deşifre edilip çökertilince şu an hali hazırda bir tane başka birilerini Türkiye'den bulamadılar da mı? Afrika'dan bir arkadaş getiriyorlar ama sizin vurgunuz çok önemli. İzleyicilerimiz orayı kaçırmasın. Milliyetçi sol kesimlere özellikle yani yeni okuduğum jargonlarına evet. baktığımda bu seküler kesimde yeni bir ruhani. Onların İslam'ın aslıyla tanışmasını engellemek için. O çevrede başlayıp sonra da diğer, ya bu magazin basınında prezente ediliyor. Sağlıktan yola çıkılıyor. Şimdi bir takım anahtar kelimeleri verince Google'dan da soruşturma yapsanız, Siri'ye de sorsanız, Ceyda'ya da sorsanız size bunun hangi adrese çıkacağını söyler. Yani bu keywordleri, anahtar kelimeleri sorguladığınızda bunun hangi adrese çıkacağını kestirmek çok zor değil. O zaman o kısmın genel anlamda yorumunu izleyicilerimize bırakalım. Bakalım tamam. sonucu ne olacaktı. Evet üstadım, tabii... Türkiye'nin sıcak gündemi bu manada bitmez ama siz onu es geçmeyelim. Bizim en önemli milli meselemiz yani ulusal veri tabanı ve internet şeyiyle alakalı kısmını. Ona ayrı bir program yapalım isterseniz. Yani nasıl bir dünyaya, dünya nereye gidiyor? Türkiye'nin bu bilişim artık her şeyin içinde var. İnsanın bedenin içine giren bir bilişim çip var. Çip takıyorlar bize artık. Tabii yani dünya nereye gidiyor ve biz bu süreçte hem kendi sistemimizi nasıl kurarız hem de bize yönelik tehditlere karşı nasıl bir savunma mekanizması oluştururuz, bunu konuşmamız gerek. Yani siber bilgisayar yapıyorsunuz ama Megatron'a karşı bir savunma sistemi oluşturamıyorsunuz. O zaman yani siber sistemi yer altında kurmanız gerekiyor ama yer üstünde kuruyorsunuz. Yani hayır yani bazı şeyleri... Buna kim bu şekilde karar veriyor onu bilmiyorum. Yani siyasetçi, bürokrasi, bilim adamı, buna yatırım yapanlar. Ama hala Türkiye'de stratejik konularda karar verirken birileri sürece etkin olarak müdahil oluyorlar. Evet. Bir şeye benziyor. Ben bilardoyla aşırı neşir olurdum yurt dışındayken. Bilardo Federasyonu'nun başında hiç bilardoyu hiç bilmeyen, bilardo hiç oynamamış güreşçi bir arkadaşın federasyonun başına getirildiğini bilirim mesela. Tamam. Yani bizim demek ki özellikle 3 band bilardo için söylüyorum bunu ya ve genel anlamında. Yani ehlinin işin başına getir bunu çok, çünkü çok ciddi bir milli bir mesele bu, çocuklarımızın geleceği söz konusu. Ülkenin geleceği bakın, söz konusu. Din algınızı değiştirecekler internet üzerinden. Başkasının değiştirmesine gerek yok. Çocuklarınız internet üzerinden işlem yaparken o kendi kendinin din algısını da manipüle edecek. Edecek. Çünkü kontrol dışı asimetrik bilgiler ve tuzaklanmış bir takım sorulara cevap ararken gireceği labirentlerden döndüğünde sizin çocuğunuzu tanımayabilirsiniz. Değil mi? Yani sanal ortamda kurtların dolaştığı, evet.
bir alanda balta girmemiş ormanlarda dolaşırken çocuklarınız dönüp geldiklerinde bambaşka birisi olabilir. Bu din algımızı da doğrudan çok yakından radikal şekilde etkileyecek. Bir aile hayatımızı etkiliyor. Mesela benim bir arkadaşımın çocuğu Almanya'daydı. Almanya'dayken Moğolistan'dan onun babası Türkmenlerden, annesi Hatay Araplarından. Bu çocuk Moğolistanlı bir kızla internet üzerinden tanıştı. Daha sonra evlendiler. Kız anne tarafından Moğol, baba tarafından Rus. Hı hı. Bunun en iyi arkadaşı Almanya'dayken Güney Afrikalı bir çocukla arkadaş. Bir başka arkadaşı Hindistan'da. Hı hı. Onlarla akşamları satranç oynuyor, sohbet ediyor internet üzerinde. Bir Amerikan şirketinde çalışıyor ama Almanya'da. Almanya'nın görev alanı Türkiye'de. Bu çocuk kim? Bunun çocuğu da aynı şekilde asimetrik bir evlilik yapacak olursa nasıl bir aile, nasıl bir gelenek, nasıl bir toplum düzen? Bu olmasını demiyorum ama olacakken bunu siz izleyebiliyor musunuz? Öngörebiliyor musunuz? Risklerini tolere edebiliyor musunuz? İşte bizim şu an bir şeyi tartışıyoruz. Süt bankası hani. Yani felaket bir şey. Tabii. Onun o sonraki, tabii daha sizinki daha ilerideki süreci. Yani biz hakikaten yeni bir toplum devşirecekler. Yeni bir dünya oluşturma planlarında. Yani şeytan boş durmayacak. Fazla mesai yapacak. O evet. Bilgisayarı bizden daha iyi kullanıyor. Ben bilgisayardan kaçalım ya da ona teslim evet. olalım demiyorum ama ne yaptığımızı bilelim. Bilelim. Diyorum. Ve çocuklarımızı da takip edelim. Evlatlarımızı yani, takip edelim. Onları engel, caydırıcı, korkutucu evet. değil. Korkulacak olan şeyden ona korkmayı öğretelim. Ama siz yapma, etme, yasaklayarak bunu yani kaybedersiniz. Hiçbir bu günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi. İşte bunu ayrıca tartışalım. Yani içerisinde. Belki bilgisayarı birkaç program tartışmamız lazım. Hı-hı. Hem teknoloji dünyada nereye gidiyor hem bunun aileler Hı-hı. açısından hem de hükümet açısından sorumlulukları ne? Sistemi nasıl kurmamız lazım? Ben reklama gitmeden ve Avrupa Birliği Haçlı Hilal mücadelesine daha gitmeden... Daha başlayamadık konuya. Konuya başlamadık. Bu Akit'te de bugün manşet olan bu sıcak gündemle alakalı ne düşündüğünüz önemli üstadım. Hı hı. Yani bakın babamı istiyorum diyor. Hı hı. Babasız büyüyen çocuklar meclise seslendi. Şimdi 16 yaşında severek evlenmiş. Hı hı. Şimdi ben buradan ilan ediyorum. Ben de eşimle evlendiğimde eşim 16,5 yaşındaydı. Hı hı. Ben 18,5 yaşlarında falandım. Hı hı. Böyle evlendim. Muvaffakatnameyle evlendim ailesinizle. Şimdi 17 yaşında, 17,5 yaşında bu kızcağız çocuk doğuruyor. Hastanede polis bakıyor tabii bunun yaşına. 17 yaşında bu kız çocuk doğurmuş. Bunun babası kim? Babahanesine ne yazılacak? Hı hı. Hop bu savcılığa gidiyor doğal olarak. Ne oluyor savcılığa gidince? Kocası hakkında bu sefer reşit olmayan kişiye cinsel taciz suçundan da mahkeme açılıyor. 8 yıldır kocamı istiyorum ben diyor bu şimdi bu kızcağız, bu kadıncağız. Yani bakın, şimdi bununla onu niye ayıramıyoruz biz? Bakın burada dinin belirleyici, geleneğin belirleyici rolleri var. Bizim inancımıza göre iki kriter evlilik için mutlak zaruret, akil ve bali olması. Evet, aynen. Yani hem biyolojik olarak hı-hı. belli bir olgunluğa erişmesi gerekiyor, hı-hı. hem de akıl olarak. Evet. Yani biyolojik yaşı yüksek olsa da, tırnak içinde zeka yaşını kullanalım. Zeka yaşı aşağıdaysa yine olmuyor. Evet, tabii. Akil ve bali olması hı-hı. gerekiyor. Bu kriterin nasıl karşılanacağı biraz hem bilimsel normlara bağlıdır hem de kişinin gelişme seviyesine göre. Tabii, yani yer, çok bu yani Ekvator'daki hı-hı. çocukların gelişmesi hem biyolojik olarak, hmm. beden olarak gelişmesi hem de entelektüel zeka, muhakeme hmm. kabiliyeti açısından gelişmesi çok farklı ekonomik, sosyal Avrupa'da çok farklı şartlarda hmm. gelişiyor. Dolayısıyla tek bir standartla bunu çözemezsiniz. Gelenekteki bir takım yapıları ise geleneğin istismarına izin vermeksizin. Yani iki aile
çocuklarının evlenmesini istiyor. Bu iktisadi olabilir, sosyal olabilir, kan davasını önlemek için olabilir. Daha çocukken mesela beşik kertmesi diye bir şey var. Bu gerçek bir nikah değildir. Evet. Çocukların erginlik, her iki tarafın erginlik yaşına geldikten sonraki beyanları esas olmak üzere bu bir ailenin vasiyeti olarak kabul edilir. Şimdi bunu, bu geleneği doğru kullanırsanız hiçbir risk içermez. Ama bunu istismar ederseniz kişinin iradesi dışında onu evlenmeye mecbur bırakırsanız ya da akil ve bali olma standardını hesaba katmazsanız, tabii beni burada tartışmalarda en çok üzen şey, biz Müslüman bir topluluğuz ve Müslüman bir topluluğun evlilikle ilgili kuralları hiç konuşulmuyor. Değil mi? Bu tamamen Batı normları çerçevesinde. 18 yaş baz alınıyor. Ve istismara dayalı. Yani CHP de istismar ediyor. Bir şeyi nasıl istismar ettiğiniz önemli değil. İstismar istismardır. Sonunda CHP bu işi en fazla istismar edenlerden. Gelenek de çok temiz değil. Yani zorla evlendirme diye bir şey olmaz. Tabii, kesinlikle. Yani nikah... Ha mesela Şafiilikte nikah, niye bunu konuşmuyoruz? Şafiilikte ilk evlenecek oğlan ve kızın anne ve babasının veto yetkisi vardır. Değil mi? Rızasını almak zorunda. Hanefilikte yoktur. Şafiilikte ilk evliliklerinde oğlan ve kıza sorulmadan önce aileye sorulur. Sizin itirazınız var mı? Yok diyorsa nikah kıyılır. Ailenin itiraz ettiği halde nikah ikame edilmez. Şimdi bu mesela Hanefi'de, bir boyut. Hanefilikte kişilerin yani anne babanın helalliğini alması mutlak zaruret değil, ahlaki bir sorumluluk olarak örgütlenir ama mutlak zaruret olarak örgütlenmez. Bakın bunu hiç bu boyutuyla, dini boyutuyla ne televizyon tartışıyor ne gazeteler tartışıyor. Bu magazin konusu oldu. Bu siyasi bir inatlaşma konusu oldu. Ve herkes bilir bilmez abuk sabuk laflar ediyor. Manken kızların şovu. 15 yaşında podyuma çıkmış. Şovuna bugün dönüşüyor. Bakın Barbie operasyonlarını hatırlıyor musunuz? Evet. Yani bir tane eski belediye başkanı ne diyordu telefonda ses kayıtlarında? Ona iki tane kız gönder, 18'den küçük olsun diyordu. Tamam yani. Biz bunları gördük. Bunların hepsi var. Bunların ahlak abidesi kesin hala bu tartışma var. Yine burada mesela başlık parası denen rezaletin mutlaka bitirilmesi gerekiyor. Kimse bunu konuşmuyor. Mihri muaccel ve mihri müeccel, mihri muahher ya da konusunun ciddi olarak konuşulması gerekiyor. Hatta bunun mali olarak muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Yani çünkü evlilikte tamam vergi tahakkuk ettirme, hatta teşvik de et. Yani insanlar eğer evliliğe böyle yardımlaşıyorlarsa, ama bunun mülkiyetinin muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Burada kayıt altına almak istiyorsanız ekonomiye. Tabii burada İslami evliliklerde mal ayrılığı prensibi var. Onun kimse hesabını yaptığı yok. Kadının mesela mirasta azaltılan, evlilik öncesi azaltılan servetin evlilik sırasında ikamesi söz konusu. Bakın burada kadın hakları ile ilgili bir durum var. Çok yönlü aslında. Ama kimse konu, bunları kimse konuşmuyor. Tabii. Özellikle yani, hani Allah ne diyor kimsenin tırnak içinde adeta herkes, umurunda yani değil. Yani herkes hani topluma 18 yaşında ilahlık ve arıyor. Rablik taslıyor. Ve yapılan bu tartışmaların hem İçinde dini boğuluruz. Hem de ahlaki hiçbir zemini yok. Olay politik bir magazine dönüştürülüyor ve ben bundan da rahatsızlık fırsat duyuyorum. Fırsat olarak bulundu. Evet, biz de bu tartışmanın bu manada ahlaki olmadığını düşünerek tartışmanın parçası olmuyoruz. Çünkü Avrupa Birliği normları ve standartları özgür bir gençlik, özgür bir dünya, özgür bir hayat anlayışıyla ortaya çıktı. Avrupa Birliği üzerine şimdi konuşacağız. Bizi hem toplum olarak hem ekonomi olarak hem sosyal içerik kültür olarak nasıl etkiledi? Haç ve Hilal savaşının tam ortasında mıyız üstadımız Türkiye olarak? Savaş demeyeyim de bir kırılma noktasındayız. Yani
Ben niye savaş demediniz? Yani Haç ve Hilal'in savaşı yok mu şu an? Biz savaşı isteyen taraf olmayız. Ama bize savaş dayatılırsa savaşırız. 15 Temmuz'daki gibi. Yani biz savaş istemeyiz. Dualarımızla savaş istemeyiz. Bu anlamda savaş kelimesini ötekiler kullansınlar. Biz ben barış diyeceğim. Barış Allah'ın adıdır. Biz Müslümanlarla muvahhidler olarak tevhid inancı etrafında birleşen kardeşler topluluğu olarak vahdet üzere olacağız. Biz bizim açımızdan ki biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Yeryüzündeki bütün mazlumlar ümmetin yetimidir. Onlar bizim tabii müttefiklerimizdir. Hiç onun dinine, cinsiyetine, mesleğine, işine, gücüne bakmıyorum. Hı hı. Suriye'den gelenlere hangi mezheptensin diye sormuyoruz. Günahkar mı değil mi onu da bilmiyorum. Ama bütün mazlumlar bizim için emanettir. İkincisi yani yurtlarından çıkartılan tanımına giriyor. Bu müfsit bir şey yapıyorsa ayrıca cezalandırırım ama yurtlarından çıkartılan birisinin insani bir zeminde, bir güvence altında barınabilmesi gerekiyor ve bunu yapıyoruz elhamdülillah. Ayrıca bize düşman olmayan hiç kimseye karşı. Yani sonuncu, tabii ikinci kategoride bir de erdemler. Rochelle Corrie gibi ya da Mavi Marmara bileşenleri gibi orada Yunanlar, İngilizler, herkes, İtalyanlar da vardı. Yahudiler, Hristiyanlar da vardı. Yeryüzünün bütün erdemli insanları da bizim müttefikimizdir. Üçüncü kategoride ise bize düşmanlık etmeyen, değer üreten herkesle nimet ve külfet dengesine dayalı itilaf, işbirlikleri gerçekleştirebiliriz. Onun için biz Avrupa'da da insanlarla ki Avrupa hükümeti tümüyle toplumun özlemlerini ifade ediyor değil. Yarısı öyleyse yarısı da böyle. Yani Amerikan seçimleri 0.2 ile bir tarafa gitti. Seçime katılmayanları da hesaplarsanız Amerika seçimlerinde bugün Trump'ı destekleyenler %25 civarında. Evet. %75'ini nasıl Amerika'yı bir anda çizip atabilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? İnsanlar doğdukları ana babayı, doğduğu toprağı, derisinin rengini, cinsiyetini kendi mi seçiyor? Hazreti İbrahim'in evinde neler vardı? Firavun'un sarayında neler oldu? Yani Firavun'un sarayında Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Yuşa ve Hazreti Asiye vardı. Ama Hazreti İbrahim'in oğlu İshak Aleyhisselam'ın oğlu Esav iman edenlerden değildi. Dolayısıyla bizim nereden, ne zaman doğduğumuz değil, ne yaptığımız önemli. Şunu hemen söyleyeyim. Avrupa toplumuna biz girsek de girmesek de 30-35 milyon Müslüman var orada. Biz Avrupa toplumuna girdik ve bir daha çıkmayacağız. İçerideyiz zaten. Yani çıkmayacağız. İçerideyiz. Ve büyüyeceğiz. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak biz Avrupa topluluğunu bir kambur gibi yarım asırdır sırtımızda taşıdığımız bu kamburdan da kurtulabiliriz de. Nasıl yani, olur? Onu reklamlardan sonra peki konuşalım üstadım. Evet kıymetli izleyenler, Avrupa Birliği kapısında adeta bir ömür tüketen Türkiye'mizin batılılaşma macerasını reklamlardan hemen sonra Üstad Dilipak'la konuşacağız. Evet değerli izleyenler, Akit TV'de Derin Gerçekler devam ediyor. İlk bölümde çok ilginç konu başlıklarını üstadımız değerlendirdi. Şu andan itibaren önümüzdeki 20 dakika içinde Batı normları ve değerleri üzerinden bugün içinde düştüğü çelişkileri ve Batı'nın artık sonu mu geliyor iddiasını özellikle vurguluyor Üstad yazılarında. Çünkü Batı demokrasi dedi, insan hakları dedi, evrensel hukuk dedi, antiterörizm dedi ama bugün baktığımızda Avrupa Parlamentosu binalarında terör örgütlerinin standları açılıyor. Adamlar PYD ile, PKK ile, DAEŞ ile kol kola geziyorlar ve bunu İslam coğrafyasında adeta bir Haçlı savaşına dönüştürdüler. Yüzyıllardır süren bu süreçte geldiğimiz nokta ve Türkiye'nin
Avrupa Birliği kapısında bir ömür beklediği karşılıksız aşkı Avrupa Birliği'ne girişin süreci nasıl işleyecek, ne yapılacak? Avrupa Parlamenterler Başkanı Schulz biliyorsunuz bu Türkiye'deki idam tartışmaları üzerinden idam çıkarsa Avrupa Birliği girişiyle alakalı süreci tekrar gözden geçiririz dedi ve Recep Tayyip Erdoğan resti çekti. Üstadımıza dönüp soruyoruz. Üstadım, fiili devlet başkanımız haklı mıydı bu restinde? Ne olacak bu Avrupa'nın hali? Ne olacak Avrupa'da hali? Evet, ya fazla naz, aşık, usandırdı biraz. Ben 1949 yılında doğdum. 1959 Temmuz'unda biz Avrupa topluluğuna üyelik için başvurmuşuz. Yani ben ilkokulu bitirdiğim sene, 5 yaşında ilkokula gittim. 10 yaşında bitirdiğimde nüfus cüzdanım yokmuş. Yani benim nüfus cüzdanım çıktığı yıl biz Avrupa topluluğuna üyelik başvurusunu yapmışız. Avrupa Ekonomik Topluluğu, AET o zaman 1958'de kurulmuştu. Yani bir yıl sonra biz Avrupa topluluğuna üyelik başvurusunda bulunduk. Bizim üyeliğimizin kabul edilip edilmeyeceği için biz 3 yıldan daha fazla bir zaman bekledik. Yani 4 yıla yakın. 1959'da başvurduk ama 12 Eylül 1963 yılında Ankara Anlaşması imzalandı ve bu macera başladı. Yani biz başvurumuz tarihi itibariyle 1959'da başladık. Yani yarım asırdır bir yol almaya çalışıyoruz. Bu tabii resmi prosedür ama doğal olarak bizim batılılaşma maceramız daha eski değil mi? Tabii Tanzimat'la açıkça daha önceden de var da Tanzimat'la artık kurumlaşmıştı. Devlet politikası haline gelmişti. Sonuçta biz 50 yıl bir güz gitmişiz. Bir arpa bir boyu bile yol almadık. Çünkü hala vize anlaşması gerçekleşmedi. İşte kaldırıldı, o kaldırıldı, pasportları değiştirdik falan ama Türkiye'siz yapamayacaklarını onlar da biliyorlar ama Türkiye'yi de kendilerine almayı cesaret edemiyorlar. Sorun şu, 80 milyonluk bir Türkiye var, 30 milyon içeride Müslüman var. 120 milyonluk bir İslam lobisi. Avrupa'nın nüfusu Türkiye'ye girince 400 milyona çıkacak. Yani 300 milyondan 400 milyona yükselmiş olacak yaklaşık. Ama bunun 120 milyonu Müslüman olacak. Bunun pratik anlamı şu. Eğer İngiltere Brexit'ten vazgeçerse, biz İngiltere ile işbirliği yaparsak Avrupa'nın lideri İngiltere olacak. Almanya ile işbirliği yaparsak Avrupa'nın lideri Almanya olacak. Fransa ile işbirliği yaparsak Avrupa'nın lideri Fransa olacak. Eğer bunlardan ikisi kendi aralarında birlik kurarlarsa, yani Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ikisi kendi arasında ittifak kurarsa, o zaman da biz ana muhalefet olacağız. Yani Avrupa'nın vicdanını temsil edeceğiz. Yani Türkiye'yi sadece İslam olduğu için hissetmiyor değil, öğütemeyecek mideleri. Yani bu yükü Türkiye'yi taşıyamayacaklar. Şu anki halimizle bile taşıyamayacaklar. Yükselen, büyüyen bir Türkiye'yi hiç taşıyamazlar. Bir yandan 19. yüzyıl sonunda, Birinci Dünya Savaşı sonunda kapitalizmin, komünizmin ve faşizmin gölgesinde oluşan kavram ve kurumlarla 21. yüzyılı açıklamak mümkün değil. Yeni bir dünya kuruluyor. Batı bu anlamda medeniyet olarak çözüldü. Zaten FETÖ projesi ya da Türkiye üzerinden İslam dünyasını kuşatma Büyük Orta Doğu projesiyle projesinin aslı kapitalizmi ya da Batı değerler sistemini ayakta tutabilmek için İslam dünyasını öğütmeleri gerekiyordu. Bu projede başarısızlıkla sonuçlandı. Artık BOP'tan filan kimse söz etmiyor. Batı kavram ve kurumlarıyla çöktü. Batı iktisadiyatı sömürge iktisadiyatıydı. Kapitalizme dayanıyordu. Kapitalizm çöküşe geçti. Kendi içinde çelişki yaşıyorlar. Batı değerler sistemi dediğimiz demokrasi, özgürlük, adalet gibi kavramlar çözüldü. Ve dayandığı kurumlar olan NATO ve Birleşmiş Milletler artık çok fazla itibar görmüyor. Özellikle komünizmin dağılmasından sonra NATO
ne yapacağını şaşırdı. Birleşmiş Milletler hiçbir dünya sorunu çözemeyen acize konumuna düştü. Bu arada özgürlük diye Batı fuhuşu ve uyuşturucuyu, alkolü özgürleştirdi. Türkiye dünyadaki alkol tüketimi bakımından tek rakamlı bir seviyede. Batı almış başına gidiyor, uyuşturucu sınırına gelmiş ve buna özgürlük diyorlar. Aile çöktü Batı'da. Yani 4 kişide 1 kişi babasını bilmiyor ya da emin değil. Yani evdeki baba diye olan adam ta bu ensest ilişkilere kadar gidiyor. Onun babası olmadığını biliyor. Annesinin bu anlamda başka bir tercih yaptığını düşünüyor. Ve bunlar intihar almış başına gidiyor, uyuşturucu almış başına gidiyor. Ahlaki yozlaşma, ensestten lezbiyenliğe, homoseksüelliğe kadar. Aynı şekilde psikolojik bir takım sorunlar çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve çok ciddi hem geriatrik hem çocuk hem ergenlik yaşındaki engelli sayısı giderek artıyor. Böyle bir Avrupa sosyolojik olarak da sürdürülemez. Yani Avrupa teolojisiyle de çöktü, teorisiyle de çöktü, iktisadiyatıyla da çöküyor giderek. Gerileyen bir ekonomisi var, daralan bir ekonomisi var. Her anlamda çöküyor. Bunun yeniden kurtarılması da mümkün gözükmüyor. Bir defa kendi aralarında bir görüş birliği de yok. Yani tek bir Amerika yok, tek bir Avrupa yok, tek bir İngiltere, tek bir Almanya, tek bir Fransa yok. Laiklikleri de çöktü. Tekrar dine dönmeye çalışıyorlar. Vatikan'da çöktü. Yani yakın planda baktığınızda gerçekten bu kuleler vurulduktan sonra bir yarım saat falan sadece duman tüttü. Avrupa tam şimdi vuruldu, duman çıkıyor. Ama kendi içine çökecek. Yani böyle. Ve bunun işte ilk işaretlerinden bir tanesi biraz önce konuştuğumuz Amerika'daki seçim sonuçlarıyla dışa vuran tartışmalar var. Şimdi Avrupa'da önümüzdeki günlerde Hollanda'da bir seçim yapılacak. Hollanda'da liberaller seçimi kaybedecekler. Wilders mi okunuyor? Wilders. Wilders geliyor. Bu adam ırkçı, şoven bir adam. Ve bu adam mesela hemen Avrupa toplumundan ayrılalım diyor. Yani Wilders'in. Hollanda'da bu manada çok desteği var. Yani Avrupa evet. Birliği'nden ayrılma noktasında kim fikir söylerse evet. Hollandalılar mesela arkasında. Bütün Müslümanları çifte vatandaşı var. Hepsini ihraç edelim. Gitsin ülkesine gitsin diyor. İstemiyoruz. Ezanı yasaklayalım diyor. İslami kıyafetle girilmesin. Kimse gelmesin istemiyoruz diyor. Ve dini eğitimin yasaklanmasını diyor. İslam okullarındaki eğitimin yasaklanmasını istiyor. Şimdi ne yapacak Avrupa? Evet. Hollanda kendine ibaret değil. Hollanda, Benelux'un en büyük ülkesi. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg. Belçika, Avrupa toplumunun başkenti. Başkenti nereye taşıyacaksınız? Belçika ne kadar dayanacak bu strese? Ya da Benelux mü dağılacak? Almanya nereye gidiyor? Fransa'nın durumu da bakın. Fransa'da mesela Fransa'nın ABD'nin ayrılma çağrısını yapıyor ulusal cephe hareketi, evet. FN. İtalya'dan evet. Başbakan geçen toplantının birinde Avrupa Birliği bayrağını çıkarttırdı. Bu kervana İtalyan lider Matteo Salvini de katıldı. Salvini İtalya'nın AB'den çıkması gerektiğini söyledi ve şimdi sıra bizde dedi. Peki sırada başka kim var? Avrupa Birliği ortaya çıkarken bu bir Victor Hugo ütopyasıydı. Gerçekten çok güzel şeyler hayal ediyordu Victor Hugo. Avrupa'nın bir mitolojik arka planı var. Paris'in de öyle yani. Bunda bu kelimeler rastgele seçilmiyor. Mercedes diye bir marka seçmiyorlar. Yunan mitolojisinin tabii merkezi bunlar. Bu mitolojiden yola çıkıyorlar. Avrupa'nın mitolojik arka planı da çökmüş vaziyette şimdi. Tarihin sonundan söz ediyorlardı. Bir medeniyetler arası çatışma Huntington'ın, Fukuyama'nın tarihin sonu. Bütün bunlar aslında artık tarih bundan sonra bizim yazdığımız gibi devam edecek. Yani demokrasiyle devam edecek. İşte insan hakları, hukuk devleti diyorlardı. Medeniyetler arası çatışmayı bitirmek için de bütün dinleri
kendi dinlerine benzetmek istiyorlardı ki paralel yapı bunun bir aracıydı. Şimdi bunlar hepsi çöktü ve gelinen noktada Batı'nın geri dönüşü de yok. Yani arkasındaki köprüleri de yıkarak geldiler. Türkiye'siz yola devam edemezler. Türkiye ile de devam edemezler. İşte bugünkü stres ve bunlar Türkiye'yi yanlarına alarak gideceklerini adeta iman ediyorlardı. Yani FETÖ'nün 15 Temmuz'da başarısız olma ihtimali milyonda bir bile değildi. Ve bütün zemini yumuşatmak için Mısır'da, Libya'da, Fas, Tunus, Cezayir, Yemen ya da ne bileyim işte 22 ülkenin Türkiye üzerinden sınır rejim ve iktidar yapılarını yeniden düzenlemeyi düşünüyorlardı. DAEŞ, PYD, PKK ya da işte bölgedeki Hristiyanların milis gücüne dönüştürülmesi PYD bir Kürt hareketi değil. Marksist hareket. PYD tamamen Haçlı, Neo Haçlı hareketinin bu Christianity Army'nin koruyucu kalkanı, eğitim verilen, işte PYD'ye veriyoruz diyorlar. Orada açıkça bir Haçlı birliği oluştursalar bu başka bir tepki görecek. PYD bir paravan. Hem bölgedeki Hristiyan unsurları bir koalisyon içinde topluyormuş gibi gözüküyor ama Latin Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan Hristiyan unsurları da getiriyor. Biraz önce konuştuk. Yani Türkiye'de de bu pedofili hadiseleri var. Ya da işte şamanların Türkiye'ye dönüşü, muhteşem dönüşü bunlar. Çok sıradan şeyler değil. Avrupa Türkiye'yi yutulabilir kolay lokma haline getirmek istiyor. Artık hayır diyebilen bir Türkiye onların canını sıkıyor. Türkiye ucuz asker deposu olacaktı. Sıçrama tahtası olacaktı. Bir fedailer mangası olacaktı. Doğudan batıdan gelen tehditlere karşı. Ama şimdi hayır diyen bir Türkiye Avrupa için çok can sıkıcı ve onlar ileri adım atıyor. İşte one minute diyen bir Türkiye var. Dünya beşten büyüktür bir, diyor. Dünya beşten büyüktür. Şangay diyen, beşisine gireriz diyor. Tamam şimdi onu söyleyecektim. Tabii bu arada Şangay birliğinden sizi diyor. Hatta işte yeni para niye dolara bağlı dünya ekonomisi niye? Niye Merkez Bankamızda bu kadar dolar tutmak zorunda olalım? Uluslararası daha başka parametreler de oluşturulabilir. Çünkü Çin'in de içinde olduğu bir koalisyon, OPEC ülkelerinin içinde olduğu başka bir koalisyon, para biriminin de yeniden tanımlanması. Bu özellikle dünya beşten büyüktür, Birleşmiş Milletler'in yeniden tanımlanmasını. Yani Avrupa Birliği'ndeki bir Türkiye'nin bunları dile getirmesi, NATO içinde de bunları söyleyecek. Yani NATO içinde Türkiye, Türk dünyası ve İslam dünyası ile kendi savunma birliğini oluşturmak istiyor. Bakın biz Avrupa topluluğuna girersek Avrupa topluluğu bir Haçlı birliği olmaktan çıkar. Tutunacakları tek bir ortak zemin Haç gibi gözüküyor. Türkiye'yi almasan Haç yere düşecek. Alsan işin rengi değişecek. Onun için bizi alsalar olmaz. Satsalar olmaz. Şimdi ne yapacaklarını düşünüyorlar. Yani rüzgar bizim gemimizin yelkenlerini mi şişirmeye başladı? Evet, üstadım. Türkiye çok daha güçlü. Allah yardım eder. Millet dayanır, dik durursa, hep birden direnirsek gelecek yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri biz olacağız. Şimdi arkadaşlar toparlamamızı istiyorlar rejiden. Ama yani, ben bu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Eğer böyle giderse 10 sene sonra Avrupa'ya insani yardım göndermek zorunda kalabiliriz. Yani onu da bir not. Şimdi 90'lı yıllarda bir konferansınız aklıma geldi. Siz bunlar üzerinde konuşurken. Şimdi kahrolsun Fransa diye bağırıyorsunuz diye söylüyorsunuz topluluğa. Niye canım? Fransa niye kahrolsun ki? Benim arabamın markası Peugeot. Yedek parçayı nereden bulacağım o kahrolursa diye. İlginç bir hatıramdır o. Ya ben araba kullanamıyorum tabii, hiç Peugeot'u kullanmadım. Şimdi, ama yani bir misal olarak insanlara, biz kahretmek için gelmiyoruz. Evet. Bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsinler. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Ayağına taş atılan, yoluna diken dökülen, arkasından küfredilen bir peygamber onlar için, Taif halkı için şöyle diyordu. Onlar cahildirler, bilmiyorlar. Biz adalet, barış ve hürriyet için, ortak bir kelimede buluşmak için
yeryüzünde insanların inandıkları gibi yaşadıkları, düşündüklerini özgürce ifade edebildikleri, malları, canları, namusları, akılları, inançları, nesilleri güvende olan, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı durulan ve işin ehline verildiği, ehliyet ve liyakatın imandan önce geldiği bir medeniyetin inşası için çalışıyoruz. Biz kahretmeye değil, hayata dönmeye geliyoruz. Eyvallah üstadım. Teşekkür ediyoruz. Derin gerçeklerin sonuna geldik. Sağ olun. Haftaya inşallah farklı bir konuda sıcak gündemi değerlendireceğimiz böyle çarpıcı, güzel, hikmet dolu sözlerle buluşmak üzere diliyorum. Evet kıymetli izleyenler, önümüzdeki hafta pazar akşamı 20.45'te tekrar görüşme duası ve ümidiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Selam ve dua ile.